Tarihi ve doğal zenginlikleriyle Antalya'nın en güzel ilçelerinden biridir Aksu. Coğrafi ve sosyal dağılımıyla çok renkli bir kültüre sahiptir. Pergantik kenti ve Kundu bölgesindeki otelleri dünyaca ünlüdür. İlçemiz Aksu, Antalya şehir merkezine 18 kilometre uzaklıktadır. 2009 yılında 4 belediyenin, Pınarlı, Yurtpınar, Çalkaya ve Aksu'nun birleşmesiyle ilçe statüsüne kavuşmuştur. 1 Nisan 2014 yılı itibariyle Karaöz Belediyesi sınırlarımıza dahil edilmiştir. İlçemiz Aksu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 35 mahallede yaklaşık 70 bin nüfusu barındırmakta ve hızla göç almaktadır. Sınırları güneyde Akdeniz ve kuzeyde Burdur'a kadar dayanmaktadır. İlçemizin ekonomisi tarım ve turizme dayanmaktadır. Birçok sebze ve meyve çeşidinin üretildiği Aksu, endüstri bitkilerini yetiştirildiği önemli bir merkezdir. Seracılığın geliştiği ilçemizde modern tarım uygulamaları yaygındır. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı tarımla uğraşır. Aksu'da yaklaşık 35 bin dönüm sera, 32 bin dönüm meyve bahçesi bulunmaktadır. Yaklaşık 100 bin dönümlük alandaysa açık tarla sebzeciliği yapılmaktadır. Önemli bir fide üretim merkezi olan ve 700 dönümlük alanda süs bitkileri yetiştiren ilçemiz, bu özelliğiyle de 4 mevsim sebze ve meyve tedarikçisi durumundadır. İlçemizin tarihi ve doğal güzellikleri. Pergantik kenti. Antalya'nın 18 kilometre doğusunda ilçe sınırlarımızda bulunan, bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış antik bir kenttir Pergantik kenti. Şehirdeki Akropolis'in Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülmektedir. Helenistik dönem boyunca şehir eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılmaktadır. Türkiye'de çıkan en güzel ve bozulmamış heykeller bu bölgeden çıkmakta, sanat ve ticaret yönünden çok gelişmiş bir şehir merkezi olduğuysa düşünülmektedir. İlçemizin tarihi güzelliklerinden bir diğeri de kuşkusuz Ağlar Camii'dir. Cami, 1800'lü yılların başında Pergantik kentinin taşları kullanılarak inşa edilmiştir. Ağlar Camii özellik, teknik ve malzeme açısından Türkiye'nin sayılı camilerinden biridir. Pergantik kentinden alınan ve bazılarının üzerinde antik döneme ait yazıların yer aldığı taşlar kullanılarak inşa edilen yapı günümüze kadar ayakta kalmayı başarmıştır. Tamamen Pergantik kentinden getirilen taşlar ve çok iyi bir işçilikle yapılan tarihi Ağlar Camii, Aksu Belediyesi'nin girişimleriyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2016 yılında restore edilmiştir. Aksu'ya yolunuz düşerse tarihe tanıklık etmiş Ağlar Camii'ni mutlaka ziyaret edin. Antalya-Isparta Karayolu'nun 24. kilometresinden sola dönülerek 7 kilometre devam edildiğinde Kurşunlu Şelalesi'ne ulaşılır. Kurşunlu Şelalesi'ne su 18 metre yükseklikten dökülmekte ve küçük şelalecikle 7 adet küçük gölet birbirine bağlanmaktadır. Kurşunlu Şelalesi 2 kilometrelik bir kanyonun içinde kalmaktadır. Kurşunlu Şelalesi Antalya'dan 22 kilometre uzaklıktadır. Kurşunlu Şelalesi'ne Antalya-Aksu Karayolu'nun Soğucaksu Köprüsü'nden kuzey istikametine ayrılan 7 kilometrelik bir yolla ulaşılır. Sağlıklı orman dokusu ve zengin bitki topluluğu örneklerinin ilgi çekici su ve kaya formlarıyla bütünleştiği eşsiz bir doğal peyzaj özelliğine sahip olan Kurşunlu Şelalesi'ne ulaşmak isteyen yerli ve yabancı turistler her yıl ilçemizi ziyaret etmektedirler. 1986 yılında park haline getirilmiş olan Kurşunlu Şelalesi 33 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Antalya Havaalanı ve D-400 karayoluyla ulaşım ağının içinde yer alan ilçemiz, Kurşunlu Şelalesi, Pergantik kenti, tarihi Ağlar Camii ve tabii ki ilçeye adını veren Aksu Çayı'yla da önemli su kaynaklarına sahiptir. Aynı zamanda Türkiye'de düzenlenen ilk Expo olma özelliğini taşıyan Expo 2016'ya da ev sahipliği yaptık.
Expo 2016 Antalya etkinliği sayesinde ilçemizin adı tüm dünyada duyulmuştur. Bu fuar organizasyonuna tüm dünyadan ve Türkiye'nin diğer illerinden de misafirler gelmiş, ağırlanmış, ilçemizin tanıtımının da bulunduğu fuar çok büyük ilgi görmüştür. Akdeniz'e kıyısı olan ilçemizde turizm de gelişmiştir. İlçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm yatırımları önemli bir yer tutmaktadır. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü oteller, binlerce kişiye de istihdam sağlamaktadır. Turistik tesislerin çevresinde yapılaşma ve ticaret günden güne artmakta ve gelişmektedir. Aksu Belediyesi ve Aksu'da bulunan tüm kurumlar turizme katkı sağlamak açısından tüm güçleriyle çalışmakta, gerek imar, gerek temizlik ve çevre düzenlemesi açısından bölge örnek gösterilecek bir seviyeye kadar getirilmiştir.